Selamlar. Bir önceki toplantı o kadar boşaldı ki dışarıda idim ben. Bu salonu açıkçası beklemiyordum yani, aşk olsun. Bayağı iyi. Merhaba diyelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Akhisar'a yıllar sonra gelmiş olduk ve güzel bir vesileyle geldik. Yıllar sonra yeniden halkçı, demokrat bir yönetim burada kazanmış oldu. Bundan ötürü de mutluyuz ve kutluyoruz. Arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Onları da kutluyoruz. Sevgili arkadaşlar, bizim Haluk Çetin'de şiir müzik dinletimiz artık 25 yılı buldu. Türkiye'nin hemen her tarafında ve başka ülkelerde de bu dinletilerimiz oluyor. Bu dinletilerde ben şiirlerimi okuyorum. Haluk da benim şiirlerimden yapılan besteleri hem çalıyor hem de söylüyor. Bu bestelerin kimileri onun yaptığı bestelerdir, benim şiirlerden. Kimileri de başka pek çok müzisyen arkadaşımızın. Tabii her dinletide içerik ve şarkılar, şiirler yer değiştiriyor. Farklı şiirler, farklı şarkılar gelebiliyor zaman içinde ister istemez ve doğal olarak. Tabii değişmeyen şiirler ve şarkılar da kalıyor. Neye göre bu planlamayı yapıyoruz? Biraz da kendi duygusal dünyamıza göre, o ana göre. Çeşitli etkenler bu kurguyu oluşturuyor. Bir kurgu içinde biz söylüyoruz şarkılarımızı ve şiirlerimizi. Bu kez de öyle oldu. Böyle biraz duygulu bir günümdeyim sanki. Gerçi duygusuz günümüz pek olmuyor da. Yani kişisel olarak da belki duygulu bir gün nedense. O yüzden bazı duygusal şiirlerle başlayacağım ben bu dinletiye. Haluk bir şarkıyla işte sürdürecek. Böylece şiirler, şarkılar birbirini izleyecek. Biraz kişisel, duygusal, biraz toplumsal şiirler ve şarkılarla bu programı oluşturacağız. Ama masaya bir su isterim öncelikle. Bir bu kadar çıplak bir masa olur mu arkadaşlar ya? Bir işteyse bir su koyun bakalım masaya. Ondan sonra bir su isteriz. Bir de arkadaşımız burada mı acaba? Elif Hanım burada mı şu anda bilmiyorum. Ne Çok Hain adlı kitabım herhangi bir arkadaşta var mı? Onu da masaya alalım. Oradan bir iki şiir okuyacağım çünkü. Gerçi dinletinin sonlarına doğru ama. O delikanlının elinde bir kitap var. Nedir o kitap acaba? Hangi kitap o? O başka. Herhalde çıkar ortaya o kitapta birazdan. Bir su bekleyelim, su da gelsin. Bu arada söyleşelim, çok güzel bir hava gerçekten. Böyle bir ilkbahardan bir gün, değil mi? Yaz herhalde çok sıcak geçti burada da, öyle tahmin ediyorum. Bu mevsimde böyle olduğuna göre hava, yaz bayağı sıcak geçti. Biz yazları daha çok Foça'da geçiriyoruz ve Foça'ya giderken tabii Akhisar'dan gelip geçiyoruz. Teşekkür ederim. Ama Akhisar sanki işte o yol güzergahı gibi. Halbuki öyle değil. İçine girdiğin zaman başka bir dünyayla karşılaşıyorsun. Ve şu özellikle yandaki parkın yeşili gözlerimi böyle güzelleştirdi, renklendirdi sanki. İstanbul'da bir yeşile hasretiz açıkçası yani. İstanbul'da hani bir de deprem olgusu şimdi başımıza geldi. Ne olur, nereye gider bilmiyoruz. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. En baştaki yurttaşımız on binlerce toplanma yeri var diye bir laf söyledi. Kimse bilmiyor bu yerlerin nerede olduğunu. Bu konuda bir bilgi yok, bir muamma yani ortaya attı tekrar. İnşallah vardır yani hakikaten öyle bir yer. Mesela biz Beşiktaş'ta oturuyoruz. Orada toplanma yeri var mı bilmiyorum. İstanbul'un en büyük semtlerinden biri. Bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok. Bir arkadaş geçenlerde bir yerde söyledi ya da yazdı. En güvenilir toplanma yeri evlerimiz diye bir şey söyledi. Şu an için öyle. Yani herkes kendince bir tedbir alıyor. Kimisi işte bir masa
koymuş da onun altına girerim diyor. Hani yukarıdan bir şey düşerse korunalım diye. Biz giriş katında oturuyoruz. Böyle bir an önce çıkarız, hesabını yapıyoruz. Ama iki tane de kedimiz var. Onları ne yapacağız? Yani bir de o var yani. Bayağı bir sorun yani. Kedisi olan arkadaşlar var değil mi içinizde? Mutlaka olmaz mı? Şimdi kucaklayıp çıkaramazsın herhalde. Kaçarlar o gürültüde. bir çıktıkları zaman ne olacak? Caddeye çıkacak. Bu sefer bulamayız. Yani kedi döner gelir tamam da eğer bir bahçe içinde filan sanacak. Vızır vızır arabaların geçtiği bir yer yani. Nereye dönecek hayvancıklar? O da bizim için bir sorun diye düşünüyorum. Yolumuz arka sokaklara düştü böyle yanlışlıkla buraya gelirken. Oldukça sıska kedilerle karşılaştık. Akhisar'ın kedileri beslenmiyor mu acaba diye bir soru uyandı bende. Kedi severlere bunu hatırlatayım. Yani arka ara sokaklara gidin, oralarda bayağı sıska kediler var. Yani onlarla bana göre biraz ilgilenin. Ha bu konuyu açarsam Sayın Belediye Başkanı, bu hayvanlarla ilgili konuyu açarsam gerçekten çok uzun konuşabilirim. Bizim şiir dinletisi bile şey olur, ertelenebilir hatta neredeyse. Bu konuyu gerçekten çok ciddi olarak düşünüyorum. Ben böyle söylediğim zaman ya insan hakları ne olacak? Ya insan hakları tabii zaten elde bir ama bir de hayvan hakları var. Yani beraber yaşadığımız canlılar. Onlar için acaba ne yapıyoruz, ne yapmalıyız? Yani sokakta sokak hayvanı, kedi, köpek bir olgu. Fena da değil. Yani hayatımızın içinde hani Batı ülkelerinde sokaklarda yok, evlerde var tamam ama onlar çok uygarlaşmış böyle kediler, köpekler filan artık. Yani çok özelleşmiş hatta bir bakıma. Dışarılarda olmaları güzel ama onları korumak lazım. Nasıl koruyacağız? Onları herhalde böyle bir esir kampına doldurur gibi barınaklarda değil de daha uygar, daha medeni şeyler bulmak lazım, olanaklar bulmak lazım. Her yere, belli yerlere ya da yiyecek, içecek şeyleri, merkezleri, barınaklar yapmak lazım. Yani gece olduğunda, soğuk olduğunda girip barınacakları yerler. Hayatımızın içindeler çünkü o dünya güzeli yaratıklar gerçekten. Bu arada yani bu ne kadar çok duyarlı. Depremi ben şöyle hissettim. Odalardan birinde ayakta duruyorum. Bir şangırtı koptu ama şangırtıdan önce iki kediden biri yıldırım gibi geçti önümden. Şangırtı arkadan geldi. Ben zannettim ki bir şey düşürdü. Ulan dedim falan. Sonra Allah Allah bir şey yok. Düşen kulak kabarttım dışarılara deprem olmuş. Sezdi diye düşündüm ben. Yani şangırtıdan önce hızla yanımdan geçtiğine göre o geleni sezdi. Daha olmadan yani. Böyle bir şey de var yani. Filan. Evet böylece başlayalım. 4 tane şiir okuyacağım. Eski Nisan, seni düşündüğüm zaman, ilkbahar ve geçmiş yaz. Canımın yongası, sevdiğim. Birkaç gün çaldık ilkbahardan. Geçtik yıllardır özlediğim Erguvan ışıklı kıyılardan. Aşkı sessizlik tanımlar. Gençken tersini düşünürdüm. Akşamla dönerken geriye dalgalar, yalnızlığı çırçıplak gördüm. Durduktu önümde Ege denizinin, gözleri Mayıs bulanığı, kuytuluğunda eski evlerin dolaştıktı ayvalığı. Eski Nisan her şey gibi, kalbim de rüzgarla eski, çırpınıp duruyor havada, yitik anıların kelebeği. Seni düşündüğüm zaman içimde bir çocuk bahçesinin kapıları açılıyor, dünyanın bütün çocukları doluyor içeri. Seni düşündüğüm zaman ilkbahar gibi bir şey oluyor, anlatılmaz bir sevinç kaplıyor her şeyi. Elimdeki kalem parmaklarımda şakıyan bir kuşa dönüşüyor, masam bir güneş denizinde yüzüyor. Seni düşündüğüm zaman yalnızlık çeken sözcükler kol kola giriyor birden. Seni düşündüğüm zaman bir bulut oluyorum, uçmaktan başka bir şey bilmeyen. Yüzümü bulutlara kaldırıp dua eder gibi mırıldanıyorum.
kuşlarla, otlarla yıkanıyor, rüzgarla, ilkbaharla. Güneş göz kapaklarımı ısıtıyor, o güvenilmez ilkbahar güneşi. Rüyada mıyım, gerçek mi bu? Hem var gibiyim, hem yok gibi. Bir güney kentinde, bir kıyı kasabasında, başakların sonsuz salınışı, burada kendimle baş başa ömrümü böylece tamamlayabilirim. Bir kuşu dilinden hiç öpmedim, belki bir gün öpebilirim. Belki bir gün rüzgar olurum ben de, eserim başakların üzerinden, kalbim bir yaz gününe karışsın isterim, bir kuş cıvıltısında doğmak için yeniden. Geçmiş yaz, geçmiş yaz. Gövdemden sızan sular gibi akıp gitti bir yaz daha. Sevişmelerle gündüz vakti ve beyaz öğle uykularıyla. Bir yazdı artık geçmiş olan, oysa hala tenimde tuz tadı, aynı ağlardan çıkardığımız bir akşam güneşiyle balıkları. Bir yazdı uzak Gürcistan'da, kıyısında kartal dağların, mavi gözlü bir göl bırakan düşlerine çocukların. Bir yazdı yaşanan her saniyesi ve şimdi kumsaldan eserken rüzgar, üşür bir deniz kabuğu belki ve küçük bir kız anımsar. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgili. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgili. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken albümlerde çocuklar ve askerler. Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner. Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgili. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Yan yana uzanırdık ve ıslaktık çimenler. Ne kadar güzeldin sen, nasıl eşsiz bir yazdı. Bunu anlattılar hep, yani biten bir aşkı. Geçerek bu dünyadan bütün ölü şairler. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Çok teşekkürler, sağ olun. Hayatımızda yani bir tabii erkek olarak konuşayım, kadınların çok rolü var. Benim hayatımda da, şiirlerimde de kadınlar hep önemli bir yer tutmuştur. Okuduğum ilk 4 şiirde sevgililer var. Sevgililerin imajları böyle gelip geçer. Şimdi okuyacağım 3 şiirin ilk ikisinde bir anne imajı geçiyor. Taşra kentlerinde akşam kederi. Sonra bir sabah tanıdık bir şehre girerken, üçüncü şiirde her şey şiirdir.
Taşra kentlerinde akşam kederi, her yerinde aynı dünyanın. Duru gök ve ev görüntüleri ve üzgün bakışı kadınların. Rüzgarın uzak kırlardan getirdiği akşam sesi, dağların gecede gitgide karanlıklaşan gövdesi. Taşra kentlerinde geçti çocukluğum. Akşamın o gri hüznü yakındır bu yüzden yüreğime. Yıllardır bu hüznü yaşıyorum. Hasretim, nasıl da hasretim, annemin adımı seslenişine. Hepimiz çocukluğumuzda bunu yaşamışızdır değil mi? Pencereden oğlum ya da kızım, hadi eve gel, akşam oldu. Bir daha okuyayım mı bu şiiri? Taşra kentlerinde akşam kederi, her yerinde aynı dünyanın. Duru gök ve ev görüntüleri ve üzgün bakışı kadınların. Rüzgarın uzak kırlardan getirdiği akşam sesi, dağların gecede gitgide karanlıklaşan gövdesi. Taşra kentlerinde geçti çocukluğum. Akşamın o gri hüznü yakındır bu yüzden yüreğime. Yıllardır bu hüznü yaşıyorum. Hasretim, nasıl da hasretim, annemin adımı seslenişine. Bir sabah tanıdık bir şehre girerken sıcak ve dost şeyler düşünür insan. Tanıdık bir çocuk yüzü bekler sizi. Bir sabah tanıdık bir şehre girerken sıcak ve dost şeyler düşünür insan. Tanıdık bir yatak bekler sizi. Bir çocuk yüzü gülümser anılardan. Dost şehirler, sevgili anne şehirler. Nice acılar, nice mutluluklar yaşadım her birinizde. Delikanlı bir sevinçle sokaklarınızdan geçtiğim oldu. Kederli günlerim oldu, aklımı yitiresiye. Sonsuz kareli bir film gibi yaşamım geçiyor belleğimden. Tekrar etmek duygusu her şeyi yeniden, yeniden. Bir sabah tanıdık bir şehre girerken hüzünlü, tuhaf şeyler düşünür insan. Sadece o şehrin değil, kendisinin de değiştiği duygusundan. Bu değişme konusu tabii enteresan. Yani bir şehre yıllar sonra giriyorsunuz, şehir de değişmiş ama siz de değişmişsiniz. Şimdi iki arkadaşla karşılaştım. Biri de görür görmez dedi ki, ya ne kadar ihtiyarlamışsın. 15 yıl önce görmüş bizi. 10 dakika sonra başka biri, ya hep genç kalmışsın. Şimdi hangisi doğru arkadaşlar? Şimdi nerede bakayım o ihtiyarlamışsın? Yani şurada oturuyor. Sen aynada kendini gördün. Bana baktın şimdi. Ben kendini gördüm. Şimdi size tavsiyem, hiç kimseye kilo almışım ya da yaşlanmışım falan demeyin ya. Yaşlandıysa yaşlandı, sana ne birader. Kilo aldıysa da sana ne. Yani bunları söylemeyin. İyi şeyler söyleyin. İyi şeyler. İyi şeyler söyleyin. Hocam, ben şimdi Gördes'te 30 yıl önce Gördes'e geldim. Tabii. Orada gördüm. Hala aynı. Kucaklıyorum sizi. Evet. Mümkün tabii. Bak senin için mümkün değil. Sen tabii benim için mümkün oldu. Tamam ki bak şöyle. Senin için mümkün olmayabilir. Senin mesela saçların vardı 15 senedir. Şimdi nerede onlar? Benimki bak duruyor. Duruyor. Ama benimki duruyor. Ne yapacağız? Ya işte o şey hiçbir zaman söylemeyeceğim. Yok şaka ediyorum. Ya, alınma yani şimdi. Tamam. Her şey şiirdir. Uğultusu rüzgarın. Bir ırmağa usulcacık yağan kar. Her gece okunan bir dua çocuklukta, gökyüzünde bölük bölük turgalar. Her şey şiirdir, sevinç ve keder. Dünyada olmak duygusu, kıyıda ıssız kayalıklarda kendi başına ışıldayan su. Her şey şiirdir, şimdi şu anda ak kağıt üstünde dolanan elim, karşıki avluda salınan söğüt, yandaki odada uyuyan bebeğim. Her şey şiirdir, çağrısı aşkın, bahar toprağından yükselen tütsü,
umut ve acı, başlayan ve biten, yağmurun ve akıp giden hayatın türküsü. Her şey şiirdir ve bir gün belki ilk aşkım, ilk göz ağrım şiir, koynumda ona yazdığım mektuplar bir yerlerden çıkıp gelecektir. Yaştayım. Çünkü güneş kardeşim, bir ırmakla sevişmekteyim. Bana artık dingin olmak, bana yalınlık yarışır. İçimde şiirin güzelliği, yaşamak sevinciyle yarışır. Güzeller güzeli, ömrüm sana git gide sevdalanıştayım. Nice emeklerle dokunmuş bir ince, bir nazlı bakıştayım. Küçük tasalara, tutkulara paydos, çünkü evrenle aynı yaştayım. Akıştayım. Bahaşsız, sonsuz, doyumsuz, bir baş döndürücü akıştayım. Teşekkürler. Bu benim en sevdiğim şiirlerinden biridir. 40 yaşın eşiğinde şiir adını taşıyor. Haluk'un da gerçekten en güzel bestesi belki de, yani açıkçası. Burada örneğin şey var mesela, içimde şiirin güzelliği yaşamak sevinciyle yarışır. Ya da çünkü evrenle aynı yaştayım, yani bütün bir kainatla. Bu demin konuştuğumuz, tabii şakalaşarak konuştuğumuz meseleyle biraz ilgili. Yani bir yaşam felsefesi olarak baktığımız zaman gerçekten de yaşama sevincidir esas olan. Ve insan gerçekten yaş olgusunu da şöyle düşünmek lazım. Eğer yaşamı gerçekten derinliğine yaşayabiliyorsanız, bu tabii çok çeşitli olanaklarla ilgili, bir aynı zamanda bilgiyle ilgili, bir eğitimle de alakalı, bir görmek, tanımakla alakalı dünyayı, her şeyi, yaş olgusu gerçekten ikinci planda kalır. Bu hepimiz için geçerli, herkes için geçerli. Evrenle aynı yaştaysa da bilirsiniz kendimizi, gelmiş, geçmiş ve gelecek olan bir bütünlüğün bir parçası olduğumuzu hissettiğimiz zaman zannediyorum ki birçok küçük korkuyu, kaygıyı, tasayı aşabiliriz. Tam bu noktada son zamanlarda tekrar hortladı diyebilirim, ortaya çıktı. Böyle bir ölüm yüceltilmesi var. Ölüm kültü diyorum ona ben. Bir ara bir makalem de vardı, böyle yazdım. Yaşama sevinci, yaşama kültürü, ölüm kültü. Yani şimdi ölüm, Allah'ın emri, ölüm gerçekten bir kaçınılmaz bir olgudur. Ama biz bebeklerimize, çocuklarımıza öncelikle hayatı öğreteceğiz. Yaşama sevincini algılatacağız, müzik öğreteceğiz, bilim öğreteceğiz, edebiyat, kültür, dünyayı tanıtacağız onlara. Sonrası onun kendine kalmış bir olaydır. Dünyaya bakışındaki
çeşitli yönelişler. O yüzden şimdi birileri çıkmışlar o kanserle mücadele eden kızcağız için, işte öyle hastalığı da bilmem ne öyle kabul etmeliydi. Ben bu adamları, bu gibilerini böyle uçak sallanırken falan görmeyi çok merak ederim. Aslında büyük bir ölüm korkusu içinde oldukları için böyle şeyler söylüyorlar. Arkadaşlar, bunu hepinize bakarak söylüyorum. Orta çağda papazların yaptığı şeydir bu. Başka bir dünya, öteki dünyayla korkutarak gözünü insanların bu dünyadaki avantajlarına ortak olmamalarını sağlamak. Onları ezmek, onlar üzerinde hakimiyet kurmak. Orta çağ papazlarının şeyidir bu, felsefesidir. Ahiretçilik diye Latince bir şey de var. Bu Arapça bile ama Latincesi de vardır. Yani bir felsefedir bir anlamda. Ama bilinen bir şeydir. Bunlar şimdi bunu yeni bir şey bulmuş gibi kullanıp duruyorlar. Aldanmayın. Çocuklarınıza güzellikleri tanıtın, çiçekleri tanıtın. Ve otomobil markalarından önce yahut bilmem neden önce onlara çiçek adlarını, hayvan adlarını, doğayı, fiziği, matematiği, sevinci öğretin. Bilgi aktarın çocuklarınıza. O kendi yolunu sonra bulacaktır. Şimdi size okuyacağım şiir, yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Genellikle dinletilerimizin sonunda ben okurum ama burada daha başlarda okuyacağım. İçimden öyle geldi çünkü programı yaparken öyle programladım. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var da ben genellikle Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf ederek okuyorum. Neden? Çünkü hani Mustafa Kemal Atatürk'e okunduğu zaman işte sanki böyle ey Atatürk bilmem sen ölmedin falan, öyle değil. Atatürk öldü tabii, hepimiz gibi ölecek. Hepimiz nasıl öleceksek, ama Mustafa Kemal Atatürk hem bir devlet adamı, hem büyük bir asker, hem seçkin bir aydın, ama aynı zamanda da bir yaşam ustası. İnsanlara, yurttaşlarına nasıl yaşamak gerektiğini öğretmeye çalışan bir insan. Hep örnek olarak şunu verdim, hiç siz salıncakta sallanan bir devlet adamı gördünüz mü? Böyle fotoğraf var mı? Yok öyle fotoğraf. Bu müthiş bir şey. Koskoca bir adam, Çanakkale'den tutmuş gelmiş, bütün savaşlarda bulunmuş, yaralanmış, gazi olmuş, devlet kurmuş. Salıncakta sallanan fotoğrafına bakın, yüzünde 7 yaşında bir çocuğun sevinci var. Bu büyük bir olay. Bu büyük bir olay. Aynı zamanda büyük bir örnek. Mustafa Kemal Atatürk binlerce kitap okuyarak tabii nasıl örnek olursa insanlarına, o yaşama sevinciyle yüzerken, dans ederken, halay çekerken, zeybek oynarken, yemek yerken, hep böyle bir yaşama kültürü, giyinirken nasıl düzgün, efendice, ne güzel, asker giysisi de sivil giysisi de, değil mi? O yüzden ben yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. O gerçekten o büyük, o çok güzel adama ithaf ederek okuyorum. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadığını yoğunluğuna yaşayacaksın bir şey. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne. Denize saatlerce bakabilir bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarında, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara, bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli, alabildiğine. Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle, dolarcasına. İnsan balıklama dalmalı içine, hayatın bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına. Uzak ülkeler çekmeli seni tanımadığın insanlar. Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeyle, bir bardak su içmenin mutluluğunu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın. Ve kederi de yaşamalısın namusluca bütün benliğinde. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına, dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var.
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Dostları özlemle kucaklamayı unutma. Çocuk sevmeyi, çiçek koklamayı unutma. Dostları özlemle kucaklamayı unutma. Çocuk sevmeyi, çiçek koklamayı unutma. En zorlu anındayken bile kavganı, gökyüzüne bakmayı unutma. En zorlu anındayken bile kavganı, gökyüzüne bakmayı unutma. Evet, sevgililerden söz ettik. Anne imajı dedik. Şimdi okuyacağım şiirde çocuğum geçecek. Zaten fark ettim ya da fark etmişsinizdir, her şey şiirde de vardı. Yandaki odada uyuyan bebeğim derken kızımdı tabii o. Hapishanede bir sabah türküsünde de kızımın imajı var. Kızım 2,5 yaşındaydı. Ben Maltepe askeri cezaevindeyken, ne için cezaevindeydik? Hırsızlıktan değil, başka bir neden de yok. Türkiye Barış Derneği daha kurucularından biri olarak 1982'de cezaevine girdik. Orada yazdığım bir şiirdir. Kızım 2,5 yaşındaydı geldiğinde, ilk ziyarette böyle baktı. Baba saklanma dedi, tel örgülerin gerisinden bakarak böyle kızım. Hapishanede bir sabah türküsü. Şimdi torunum var 2,5 yaşında. Torundan daha bahsetmedim galiba şiirlerde. Şimdi birden onu düşündüm. Torun yok galiba şiirlerde henüz. Ama oğlan kerata seviyorum gerçi ama ben demek ki böyle kız babası, kız torunum, belki bir tane de kız gelirdi bakalım. Maltepe askeri cezaevinin avlusunda, sisler içindeki büyük adanın karşısında oturmuş yazarım bu şiiri. Eylül başlarında bir cumartesi sabahı, lodos titretiyor ağaçları, yağmur geceden yıkamış çiçekleri. Gökyüzü mavi, bulutlar beyaz, ardından baharın geçti koca bir yaz, hapisteyiz hala ve güzün ilk serinlikleri. Avlunun dört yanı dikenli teller, tellerin gerisinde nöbetçiler bekler, kapanır uykusuzluktan gözleri. 10 gündür çocuk sesi duymadım, özledim baba deyişini kızımın, özledim beni görünceki sevincini. Hayatım benim, 40 yıllık hayatım, seni başarabildiğimce dürüst yaşadım, içim burada da pırıl pırıl şimdi. Geçer güzelim, bugünler de geçer, sökülüp atılır dikenli teller, koparır halk bir gün zincirlerini. Hapishane sonrasında bir süre serbest bırakıldık, bir yıl kaldıktan sonra. Fakat dava devam ediyor. Katılmadığım son duruşmada 8 yıla mahkum olanlardan biriydim. Söylemesi kolay ama yurt dışına çıkabildim. Yıllarca bir sürgün yaşadık ülke dışında. Ama hep bir hayalim vardı. Dönüşümde dedim, bütün ülkeyi şiirlerimi okuyarak dolaşacağım. Ve bir müzisyen arkadaşla. Bunu gerçekleştirdik işte şu Haluk Çetin'de. Evet. Bunu gerçekleştirdik. Ve de yani hakikaten bu geziler bize ülkemizin taşını, toprağını, insanını, hakikaten hani derler ya işte Edirne'den Ardahan'a kadar, Edirne'den tabii ki Ardahan'a kadar, Hakkari'den Tekirdağ'a kadar, ne bileyim aklınıza gelebilecek herhangi bir Karadeniz şehrinden Samandağ'a kadar, oradan ne bileyim her yere, İç Anadolu, her yere gezmediğimiz, görmediğimiz yer hakikaten kalmadı. Ve ne mutlu bize ki Türkiye'mizi böyle yakından tanıma şansımız oluyor ve inanın ki Türkiye hakikaten rastgele bir ülke değil, buna inanın.
sık sık yurt dışına da çıkan bir insanım ben. Yani çeşitli gezilerle, işte daha Çin'den yeni geldim mesela. İşte bir süre sonra işte Tataristan'a gideceğim, bilmem Petersburg'a, oradan Almanya'ya, şöyle filan. İnanın ki şu kaliteyi çok az yerde bulursunuz. Diyeceksiniz ki bu öyle değil. Bütün ülkenin her yerinde, şuna inanın, kentinde, köyünde, kasabasında bu güzel insanları görüyorsunuz. Ve kadınların ağırlık taşıdığı, kadınların. Bu çok önemli bir şey. Erzurum'da Binali Yıldırım Üniversitesi'ndeydim. Daha belediye seçimlerinden önce. Şurada Binali var ve işte öteki reis. Şurada Mustafa Kemal. Ben daha çok Mustafa Kemal'e bakarak şiirlerimi okudum. Hatta gece de döneceğim. Dedim ki Binali Bey'den helikopter istesek belki gönderir ama hani başı karışık şu anda seçimler sırasında. 1500 kişilik salon, 1300 kişisi başı örtülü kızlardı. Ve o kızlar, kızlarımız çıkıştaki imzada inanılmaz bir kuyruk oluştu. Ve kitaplar böyle şeye benzettim ben, cami avlularında böyle güvercinler uçar ya, kitaplar böyle havalandı yani masada, videolarda falan onu gördüm yani. Kadınlarımız gerçekten olağanüstü, bundan yani haberiniz olsun. Türkiye kadınların öncülüğünde çok parlak, çok ışıklı bir geleceğe doğru gidecek. Yeter ki şu sıkıntılar bir bitsin, böyle bir demokrasinin bir önü açılsın, Türkiye bambaşka bir ufka doğru gidecektir, buna inanınız. Ve Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum. Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum. Boynu bükük ay çiçeği, şiirin ve aşkın geleceği. Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum. Dağ rüzgarı, portakal balı, alçak gönüllü, hünerli, sevdalı. Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum. Yazgısı kara yazılmış gelin, kurumuş sütü memelerinin. Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum. Harlı bir ateş gibi derinde yanan, haramilerin elinde bunalan. Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum. Gün görmüş bilge toprağım, Yunus, Pir Sultan ve Nazım. Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum, bozlak, ağıt, halay ve zeybek, dumanı üstünde ekmek. Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum, yüzü kırış kırış anam, ağlayanlarım, gülen ayvam. Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum, asmaların üstünde gün ışığı, en güzel geleceğin yakışığı. Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum. Zinciri altında kımıldayan, bitecek sanıldığı yerde başlayan. Sevgili arkadaşlar, dinletilerimizde benim yorumladığım şarkıların tamamı Atol Behramoğlu'nun şiirlerinden yapılan bestelerdir. Yani ben bütün şarkılarımda Atol Behramoğlu'nun şiirlerinden yapılan besteleri yorumluyorum. Tabii ki dinleti de doğal olarak farklı, çok sayıda şarkı ve şiir olduğu için farklı şarkıları ve şiirleri yorumluyoruz. Bakın Akhisar'da ne yaptık? Bu Aşk Burada Biter'i yorumladık. Tura Kiremitçi'nin bestesidir. 40 Yaşın Eşiğinde şiiri yorumladık. Benim bestemdir. Unutma da benim bestemdir. Ard arda gelmiş. Şimdi yorumlayacağım şiiri de, dörtlüğü de benim çalışmam. Cellat adlı şiirini Atol Behramoğlu'nu yorumlayacağım. Cellat, deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölümünden sonra yazılmış bir şiirdir arkadaşlar. Cellat uyandı yatağında bir gece. Tanrım dedi, bu ne zor bilmece. Cellat uyandı yatağında bir gece. Tanrım dedi, bu ne zor bilmece.
öldükçe çoğalıyor adamlar. Ben tükenmekteyim öldürdükçe. Öldükçe çoğalıyor adamlar. Ben tükenmekteyim öldürdükçe. Tek başınalık. Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü biri ve hiçbir şey yapmamaya karar verdi. Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü bir öteki ve yalnızlığının kuytuluğuna çekildi. Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü bir üçüncü ve tek başına düşünmeyi sürdürdü. Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü yüz binler ve tek başınalıklarını sürdürdüler. Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü milyonlar. Milyonlarcaydılar ve tek başınaydılar. Bu arada birileri onlar adına kararlar vermekteydi. Tek başına olduklarını sananlar topluca ortadan kaldırıldılar. Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü biri ve hiçbir şey yapmamaya karar verdi. Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü bir öteki ve yalnızlığının kuytuluğuna çekildi. Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü bir üçüncü ve tek başına düşünmeyi sürdürdü. Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü yüz binler ve tek başınalıklarını sürdürdüler. Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü milyonlar, milyonlarcaydılar ve tek başınaydılar. Bu arada birileri onlar adına kararlar vermekteydi. Tek başına olduklarını sananlar topluca ortadan kaldırıldılar. Hep böyle olur yani. Bir ülke nedir diye sordum düş kuranın birine. Ülke düşlerdir dedi gerisinden bana ne. Bir ülke nedir diye sordum gökte uçan şahine. Ülke avundur dedi gerisinden bana ne. Bir ülke nedir diye sordum yerde sürünen yılana, ülke yuvamdır dedi gerisinden bana ne. Bir ülke nedir diye sordum cebi dolu birine, ülke paramdır dedi gerisinden bana ne. Bir ülke nedir diye sordum cebi delik birine, şöyle bir süzdü beni dedi ki git işine. Mizah duygumuz biraz azalmış mı? Böyle bir şey var galiba değil mi? Şimdi o zaman biraz bir iki mizahi şiir okuyayım. Burada programı almamıştım ama bunun arkasına gider. Mesela şimdi Nasrettin Hoca ile Timur Lenk'in şeyleri var ya, hikayelerini bilirsiniz değil mi? Nasrettin Hoca bir gün Timur Lenk, artık hangi yüzyıl ne zaman belli değil ama hani vardır bu laflar, filler bilmem neler. Hoca bilgelik yapar, kafa tutar falan Timur Lenk'e. Ben de Nasrettin Hoca ve Hoca ile Despot diye bir şey, yani bir dizi yaptım. Oradan bir tane şiir okuyorum. Mesela Despot ve Akil Adamlar. Despot akil adamları toplamış ama kendi konuşuyor habire. Akiller suskun, arada bir haklısınız diyorlar sadece. Hoca öğrenince bu maskaralığı demiş ne yapayım ben böyle aklı. Benim eşek bile daha akıllı, anırıyor bazen hiç değilse. Despotlar genellikle sanata ve edebiyata meraklı olurlar. Mesela Evren biliyorsunuz bu şeyden sonra resme şey yaptı. O sırada yaptığı resimler büyük para ederken sonra çöp tenekelerinde falan bulunur oldu. Bu ara Hitler gerçekten ciddi bir ressammış. Maalesef yani şeye kabul edilmemiş. Akademiye keşke kabul edilseydi. Yani insanlık tarihi belki başka olurdu. Fena bir ressam da değildi herif. Ben de Despot ve Şiir diye bir şey yazdım. Despot hocayı çağırıp huzura, okumuş ona bir şiirini. Bir zamanlar gençtik bizler, o günlerde yazdık bu şiiri. Hoca demiş ki, vallahi efendim bilmem ki bu işi bıraktınız niçin? Şiire ne hayrı olurdu bilmem de, hayırlı olurdu memleket için. (Gülüyor)
Evet, mizah duygunuzu biraz canlandırdım galiba, değil mi? Peki. Ölüm ve Genelkurmay. Ölüm bir gece toplantıya çağırdı Genelkurmayını. Kıtlığı, depremi, savaşı, hastalığı. Dedi, neler oluyor insanların dünyasında? Ölüm oranı gitgide azalmada. Ağıt yerine türkü sesleri yükseliyor evlerden. Ne oluyor? Nedir olup biten? Kıtlık dedi, efendim bir şey gelmiyor elimden. Suluyorlar tarlalarını yağmura gereksinmeden. Büyük havuzlar yapmışlar suyu biriktirmek için. İsterlerse değiştiriyorlar yönünü nehirlerin. Hastalık dedi, efendim vallahi bulandım. Karınları tok, sırtları pek, şaşırdım kaldım. Hasta olduklarında da etkili yöntemleri var, çok sürmüyor, iyileşiyorlar. Deprem dedi, efendim yapıları pek sağlam, yıkamıyorum ne kadar abansam. Yangın, kaza, su baskını, tüm öteki kötülükler aşağı yukarı aynı şeyleri söylediler. Savaşa dönerek gürledi ölüm birden. Peki ya, ne güne duruyorsun sen? Savaş dedi, efendim zaten sorun da bu. Barış diye bir şey icat olundu. Savaşta ölmek bitti böylece. Çoluk çocuk yok olmak topluca. Ve silah yapımına harcanmayan para ömür ve sağlık oluyor insana. Şimdi Akhisar Korosu, dikkat, birlikte söyleyeceğiz nakaratları. Bir mavi çiçek. Eko'yu biraz alabiliriz, derinliği biraz da. Önce top mermileriyle dövüldü alan, tarandı sonra mitralyözlerle. Sonra boğaz boğaza dövüşüldü ve sonra usulca indi gece. Bir mavi çiçek kalmıştı sadece. Bir mavi çiçek kalmıştı sadece. Ama yoktu koklayacak kimse. Ama yoktu koklayacak kimse. Bir mavi çiçek kalmıştı sadece. Bir mavi çiçek kalmıştı sadece. Ama yoktu koklayacak kimse. Ama yoktu koklayacak kimse. Sabaha karşı dindi İniltiler, yan yana üst üste yığılı ölüler. Ağaçlar devrilmiş, kavrulmuş çimenler. Boğulmuş, yaşayan ne varsa bu yerde. Evet, bir mavi çiçek kalmıştı sadece. Bir mavi çiçek kalmıştı sadece. Ama yoktu koklayacak kimse. Ama yoktu koklayacak kimse. Bir mavi çiçek kalmıştı sadece. Bir mavi çiçek kalmıştı sadece. O sabah yine maviydi gökyüzü. Başladı az sonra kuşların türküsü. Sabah rüzgarı ne bilsin ölümü. Esti durdu kırlarda keyfince. Hadi bakalım. Bir mavi çiçeği
Hadi bir daha alalım. Çok güzel çıktı ya. Bir mavi çiçek. Eksel Korosu'nu alkışlıyoruz. Samimiyetten, içtenlikli bir alkış. En güzellerinden biri. Bugüne kadar ki evet. Yani bizim yüzlerce dinletimizde en güzellerinden biri burasıydı bu salon. Sebebi, sence sebebi mi? Herhalde Ege aydınlığı mı diyelim? Hayır. Gençler, kadınların ve gençlerin kadın bir hayır sayıda oluşumu diyelim. Kadın çoğunluğu. Kadın çoğunluğu. Kadın çoğunluğu. Evet. Atol abinin hep söylediği bir şey vardır. Şimdi arkadaş şöyle aydınlanmanın olduğu her yerde biz bu türden nitelikli dinletilerde evet, ama mücadelede de yani kesinlikle sadece şeyde değil, sanatsal kültür etkilerde, mücadelede de daha cesur, daha önde hep kadınlar. Bunların hakkından kadınlar gelecek arkadaşlar. Evet, kesinlikle. Bu da benden gece gece alıştı yani buna. Aslında pek bilmez ya. Öyle miydi eskiden? Arkadaşlar şuradaki böyle 7, 8, 9, 10 yaşına kadar olan çocuklar bir gelsin buraya. Onlarla bir şiir matinesi yapalım ya. Gelin bakayım, bekliyorum sizi şiir okumaya. Gelin bakayım. Gel yavrum, gel kızım, gel aslan kızım, gel bakayım. Gelin çocuklar, aferin size, gelin. Daha ufaklar, hepiniz gelin bakayım. Gelin toplanın. Hadi gelin. Olaya bak yani. Aferin size. Olaya bak. Ah canım. Şöyle bir toplanın. Gelin bakalım, gelin bakalım. Genç kızlar, gelin çocuklar, aferin size. Aferin size. Gel bakalım, gel bakalım. Şimdi bir çocuk şeyi yapacağız burada, şöyle de. Gelin bakalım. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba. Şimdi ilkin kim bir şiir okuyacak, söylesin bakayım bana. Hanginiz okusun? Sen okur musun? Gel, gel, gel bakayım yanına şöyle. Senin kulaklıkların da var. Önce şöyle bir okalım. Ya tutarsa, ya tutarsa hoca göle maya çalarken despot anayasa yok etme peşinde. Hoca göle maya çalarken despot anayasa. Hoca demiş despot oradan geçerken bu ne iş maya tutar mı hoca göle? Hoca despot bu ne iş maya tutar Efendim diye yanıtlamış hoca. Fark etmez benim ki tutsa da tutmasa da ama yazık olacak bu millete ez kaza seninle tutacak olursa. Ez kaza. Ama yazık olacak bu millete ez kaza seninki tutacak olursa. Dur bakalım şimdi sana ne bulalım. Asıp kesmek. Asıp kesmek. Despot asıp kesmeye takmış aklını. Hoca da bundan almış nasibini. Bir gün bana bak hoca demiş despot, sesini kesmezsen asarım seni. Hoca gülerek bıyık altından demiş asmasını asarsınız da. Asılmakla yol almaz hakikat, sesi güçlü çıkar dağdan. Kızlar bakayım. Gelin bakayım. Dur bakayım. Gel bakayım sen. Sana da bir şiir bulalım şimdi buradan. Aferin kızlar size. Çocuklar. Yalaka. Yoksa eğer özel yeteneğin kolay değil yalaka olmak, harcı değil her baba yiğidin önüne süren çınar. Bir daha yüksek sesle, yüksek sesle. Yalaka. Yoksa eğer özel yeteneğin kolay değil yalaka olmak, harcı değil her baba yiğidin önüne sürülen çanağı yalamak.
Bukalemun ne demek biliyor musun? Bukalemun. Şekil değiştiren böyle bir hayvancıktır. Bu da bukalemun. Bukalemun. İnsan tiksiniyor işitip okudukça, yazıp söylediklerini onların bugün böyle diyorlar ama tam tersin diyecekler yarın. Şimdi bir şey daha bulalım. Dur bakayım nereden bulalım? Ah böyle bir şey yok değil mi burada? Bir çocuğa layık olmak var mı? Dışarıda değil mi? Ya da şöyle yapalım. Çocuklar buradayken belki ben onlarla beraber Bir Çocuğa Layık Olmak adlı şiirimi okuyayım. Hoş geldin Sevinç tekrar tabii. Gel bakayım Buzluk sen de yanıma. Bir çocuğa layık olmak. Çoğumuz yetişkin yanlışlarızdır aslında. Katı, güvensiz, kibirli. Çocuklar yaşar yanı başımızda. Geleceğin gözü pek öncüleri. Masum bir meraktır taşar içlerinden, yanıtsız çoğu kez ve hazır bağışlamaya. Soralım kendi kendimize, bazen layık mıyız çocuklarımıza? Bu soruyu bir kolejde ilk şeylerimizden biriydi çocuklarla böyle programda. Çocuklara dedim ki, çocuklar anneleriniz babalarınız size layık mı dedim. Öyle bir hayır sesi yükseldi ki hocalar iğne batırılmış gibi geriye zıpladılar. Sonra dedim ki ben bu soruyu öyle hemen baştan sormayayım. Sonra yavaş yavaş belki daha iyi olur. Peki içinizde ezbere şiir bilen biri varsa onun şiirini dinleyelim. Olmadı bu en minik arkadaşa bir şiir okutarak noktalayalım. Var mı içinizde şiir bilen? Bak çocuklarınıza yapabileceğiniz en güzel şey onlara şiir ezberletmek, şiir okutmak. İyi şairlerimizden birkaç dize öğrenen bir çocuğun İnanın ki kötü biri olma ihtimali hiç yoktur. Hem dilde bir zenginleşmedir, bir dil kültürüdür, hem bir yaşama kültürüdür. O yüzden çocuklarımıza şiir okutalım ve onlara şiir ezberletelim. Şimdi minik içinde bir şiir bulalım. Ve noktalayalım böylece. Çocuklar kendiliğinden dikkatimi salonda bir şey çekti. Çocuklar aileler zorlamadan kalktılar değil mi? Genelde evet. Kendileri geldiler değil mi? Evet. Çok hoş yani hakikaten. Peki bir yürüyüş vardı ya, bir adalet yürüyüşü vardı. O sırada yazdığım şiirler vardı. O şiirlerden birini okuyalım, dört dize. Yaşamı Savunmak diye bir şiyir var. Dur bakayım, böyle güzel güzel okuyabilirim. Okulan Yaşamı Savunmak. Yaşamı Savunmak. On, birler, yüz binler, milyonlar, genci, yaşlısı, kadını, erkeği. Yaşamı savunmak için yürüyorlar, dağlara yürüyen öz su gibi. Evet. On günde, aferin çocuğum. Çok teşekkür ederim size hepinize. Sağ olun. Tamam mı? Sağ olun. Sağ olun çocuklar. Oturabilirsiniz yerleriniz. Bu kadar çok çocuk izleyicimiz olduğunu biliyor muyum efendim? Çocuk izleyicimiz var. Var. Ben de gördüm ya maşallah. Bu kadar yürekli kendi aferin onlara. Özgüven sağlam yani. Aferin onlara. O halde bebeklerin ulusu yok. Bu şiiri ben Yunanistan'da 1900 kaçtı bakalım 80 falandı, kızım bir yaşındaydı o sırada. Bir yaşındaki bebekleri annesinin kucağında ağladı böyle bir şey. Dedim ki aynen benim kız gibi ağlıyor kendi kendime. Sonra da yine kendi kendime dedim ki yani başka türlü mü ağlayacaktı Yunanlı bebek, Türk bebekten. Ve bu şiir çıktı. Bebeklerin ulusu yok. İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu. Bebeklerin ulusu yok. Başlarını tutuşları aynı. Bakarken gözlerinde aynı merak, ağlarken aynı seslerinin tonu. Bebekler çiçeği insanlığımızın, güllerin en hası, en goncası, sarışın bir ışık parçası kimi, kimi kapkara üzüm tanesi. Babalar çıkarmayın onları akıldan. Analar koruyun bebeklerinizi. Susturun, susturun, söyletmeyin. Savaştan, yıkımdan söz ederse biri.
Bırakalım sevdayla büyüsünler, serpilip gelişsinler fidan gibi. Senin, benim, hiç kimsenin değil, bütün bir yeryüzünündür onlar, bütün insanlığın göz bebeği. İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu. Bebeklerin ulusu yok. Bebekler çiçeği insanlığımızın ve geleceğimizin biricik umudu. Erdem ve erdemsizlik üzerine. Erdem ve erdemsizlik üzerine. Utanç, utanç insana özgü bir duygu sanılır. Utanan hayvanlar gördüm ben. İnsanlar tanıdım buna karşılık, utanmak nedir bilmeyen. Öyle zamanlar gelip çattı ki, olağan sayılır oldu arsızlık. Utanç utanıp çekildi köşesine, esip gürlüyor utanmazlık. Yalan insanlık ayıbı sanılır, oysa bir tek odur yalan söyleyen. Yalan söylemez kedi, kuş, börtü, böcek, yalan söylemez hiçbir sürüngen. Her yandan yalanla kuşatılmışız. Yalan gerçek olmuş, hakikat yalan. Yalan akıyor gazetelerden, televizyon kanallarından. Ahlak insana özgü bir erdemdi. Şimdi ahlak öğütlüyor ahlaksız. Katil imdat diye yırtınıyor, hazine bekçisi olmuş hırsız. Vicdan insana özgü bir erdemdi. Öyle sanılırdı bir zaman. Artık antikacı dükkanlarında bir metadır ender bulunan. Sözünün eri olmak bir deyimdi, doğru insanı tanımlayan. Şimdi baş köşede ağırlanıyor, dün tükürdüğünü bugün yalayan. Cesaret insana özgü bir erdemdi. Ona yaraşan bir kimlik, bir korkaklık ordusu türedi. Üniformalı üstelik. Ama bir özellik daha var insanda. Küllerinden yeniden doğmak. Hayır diyebildiğinde celladına zafer erdemin olacak. Sevgili arkadaşlar, dinletimizin sonuna geldik. Ben son şarkımı söylüyorum. Atol Behramoğlu da bir şiirle dinletimizi bitirecek. Besim Başkan herhalde değil mi? Fotoğraflardan tanıdım başkanım. Besim Başkan'ın şahsında davetleri için Akhisar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Girişte söyledim, başkan herhalde burada değildi galiba. Atol abiyle birlikte geldiniz değil mi? Girişte bahsettim. Üç dönem önceden önce. O dönem hiç bizi burada izleyen var mı? 15 sene öncesinde. Oo, bayağı. Hayatta birileri var. 20 değil. Erdoğan Başkan vardı. Erdoğan Başkan vardı. 3 dönem öncesinde. Şimdi devran döndü, gene gelmeye başladık. Biz bu işe çok sevindik. Besim Başkan'ın kıymetini bilin arkadaşlar. Yani böyle kolay kolay kıymetini bilin. Bunları kaybetmeyin. Bunları kaybetmeyin. Bizle bir Sunay'ın da fotoğrafını gördüm. Farklı etkinlikleri de gördüm. Eminim başka türlü farklı sanatçılar da geliyorlardır. Bu değerleri de kendimiz için, tabii Atom abi için söylerim, kendim için söylemiyorum. Kıymetini bilin ve sahip çıkın derim, deriz. Daha büyük teşekkürü, belediyeden daha fazla teşekkürü size ediyoruz. Çok güzel dinlediniz, çok güzel katıldınız, çok güzel söylediniz. Dinledi sonunda şu arkada biliyorsunuz şeyin yapıldığı yerde, kitap fuarının yapıldığı çadırın içine. Orada imza yapacağız. Şeyimiz, standımız Elif'cim neresi? Girişte. Girişte Atol Behramoğlu malum sayısız pek çok kitabını elbette ki Atol abi imzalayacak. Ben de CD'lerimi imzalayacağım. Bir de bir anı, bütün bu yolların anı kitabını yazmıştım. Bir tek kitabım var zaten, ben yazar değilim ama o kitapla CD'lerimi imzalayacağım. Orada dileyen dostlarla orada görüşebiliriz. Son şarkımı yorumluyorum. Atol Behramoğlu şiiri, benim son bestelerim bir tanesi. Bestelerimden bir tanesi. Çaresi isyan olmuştur. Akhisar, Manisa'nın en büyük ilçesi miydi? Evet. Öyle değil mi? Doğru. Doğru. Evet. Hem bölgede ne güzel, aslan gibi bak kentine sahip çıktı. Alkışlayalım şu arkadaşımızı.
hem bölgede hem Manisa'da biliyorduk bunu. Bir yanlış bir şey söylemeyeyim diye sordum. Hem Manisa anlamında hem bölge anlamında buranın en büyük ve en önemli merkezlerinden bir tanesi. Kran vurdu memleketi, zalimler hakan olmuştu. Yedikleri yoksul eti, içtikleri kan olmuştu. Kulak oldum etmeyeni, vicdanını satmayanı, haram lokma yutmayanı, mekanı zindan olmuştu. Yalan dolan yazıp çizen, kudretliye övgü düzen, dün dinsizim diye gezen, bugün Müslüman olmuştu. Emeksiz zengin olanı, kitapsız bilgin olanı, sermayesi din olanı, rehberi şeytan olmuştu. Korkan varsa konuşmaya, anlam yükleyip susmaya, gerek kalmadı korkmaya, çünkü korkulan olmuştu. Sesime kulak ver gülüm, tutsaklığa yedir ölüm, nerede varsa böyle zulüm, çaresi isyan olmuştu. Çok 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 teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Beste güzel fakat kelimeler nasıl böyle çivi gibi değil mi? Yerli yerine nasıl oturuyor değil mi? Şimdi bakın mesela Yunus Emre içtikleri, yedikleri yoksul eti, içtikleri kan olmuştur dediği zaman 13. yüzyılda kimlerdi o sırada iktidarda, bilen var mı? Vallahi ben bilmiyorum yani. Yani imparatorlukların adı bile, Selçuklu muydu, hangi dönemdesi, ancak tarihle çok yakından ilgili olanlar bilir. Ama Yunus Emre yaşıyor ve bu dizeler ölümsüzdür gerçekten. Gelelim 19. yüzyıla. Namık Kemal mesela değil mi? Köpektir zevk alan insafsız avcıya hizmetten sayadır. Bu dizeler ölümsüz. Ama hani görüp ahkam-ı asr-ı münharif sıdk-ı selametten çekildik izzeti ikbal ile bab-ı hükümetten diye başlayan şiir Hürriyet kasidesini yani herkes az çok bilir Namık Kemal'i ama Abdülaziz miydi, Abdülmecit miydi, bilmem kim miydi, bunu vallahi bunlar karışır. 300 yıl, 500 yıl sonra hangi dönemde, hangi padişahlıktı, hangi ülke, o bile şaşırır, yani hatırlanmaz ama şiir ve vicdanla söylenmiş o dizeler kalacaktır. Bugün de böyle olacak. Yani bize bugün kızarlar böyle dedik diye. Yani kran vurdu memleketi, zalimler hakan olmuştur. Zalimlerin hakan olduğu her dönem şimdi bunlar geçerli olacaktır. Kim olursa olsun, hangi dönem olursa olsun. O yüzden yani şairlere zulmetmenin de bir faydası yoktur yani. Sadece o şaire zulmedersin ama o dizeler ölümsüzdür yani. Bunu da söylemek lazım. Şeyle bitireyim ben de. Bu yangın yerinde, bu Sivas sonrasında yazdığım şiirdir. Orada benim çok sevgili arkadaşlarım da vardı. Metin Altıok gibi, Behçet Aysan gibi, Aşık Nesimi gibi, Asım Bezirci gibi çok sevgili dostlar, arkadaşlar da vardı. O günlerde yazdığım şiirler noktalayalım. Bu yangın yerinde. Yaşamak bu yangın yerinde, her gün yeniden ölerek. Zalimin elinde tutsak, cahile kurban olarak. Yalanla kirli havada, güçlükle soluk alarak. Savunmak gerçeği çoğu kez, yalnızlığını bilerek. Korkağı, döneyi, suskunu görüp de öfkeyle dolarak. Toplanıyor ölü arkadaşlar, her biri bir yerden gelerek. Kiminin boynunda ilmeği, kimi kanını silerek. Kucaklıyor beni Metin Altıok, aldırma diyor gülerek.
Yaşamak görevdir bu yangın yerinde, yaşamak insan kalarak. Bu arkadaşlara sormak isterim. O kaç yıl önceki şeyi izlemiştiniz? Fark ne? Yani ne gibi fark? Dinletide nasıl bir fark gördünüz oğlum? Aynı zevki aldık. Nihat Ali Mahremoğlu yani. Ya bırak onu şunu. Saçmalama. Senin yaşlandığın belli de yani. Şu haline baksana. Taşı. Dinletimizin şeyi yani içeriği ve şeyi... Daha siyasi ağırlıklı mı? Öyle... Daha normal mı? Öyle mi? Daha ne olmuş? Daha güzel. Daha gençleşmişsiniz.